Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fütuhât-ı Mekkiyye 10. Sefir 62. Kısım. Fasıl içinde vasıl. Hac'ın ilk eylemi olarak ihram. İhram elbisesi batını yorumuyla insanın kendine yasak koyması. Bu ibadete başlarken giyilen ilk şeydir. Şibli'nin konuyla ilgili hikayesi şöyledir. Şibli'nin bir arkadaşı hikaye onunla Şibli arasında geçer, şöyle aktarır. Şibli bana şöyle sordu. Hacca niyetlendin demek. Ben de evet dedim. Bunun üzerine bana şöyle sordu. Bu sözleşmenle yaratıldığın günden beri buna aykırı olarak yaptığın bütün sözleri geçersiz yaptın mı? Ben hayır dedim. Şibli öyleyse sen sözleşme yapmadın dedi. Bana elbiseni çıkardın mı dedi. Ben ise evet dedim. Şibli demek her şeyden soyutlandın dedi. Ben hayır diye karşılık verince Şibli elbiseni çıkarmamışsın dedi. Şibli temizlendi mi diye sordu. Ben evet dedim. Şibli bu temizlikle her türlü hastalık gitmiş olmalıdır dedi. Ben hayır deyince Şibli öyleyse temizlenmedin dedi. Şibli lebbeyk Allah'ın emrindeyim dedim mi diye sordu. Ben de evet dedim. Şibli senin söylediğin gibi lebbeyk diyen bir cevap aldın mı diye sordu. Ben hayır dedim. O zaman lebbeyk demedin diye cevap verdi. Sonra harame girdin mi dedi. Ben de evet dedim. Şibli oraya girerken yasaklanmış her şeyi bıraktın mı dedi. Ben hayır dedim. Öyleyse girmedin dedi. Sonra bana Mekke'de bulundun mu dedi. Ben de evet dedim. Şibli Mekke'ye girerken haktan sana bir şeref geldi mi diye sordu. Ben de hayır dedim. Öyleyse oraya girmedin diye cevap verdi. Sonra mescide girdin mi diye sordu. Ben de evet dedim. Şibli mescide girerken bildiğin yönden hakka yaklaştın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Öyleyse girmedin dedi. Kabe'yi gördün mü diye sordu. Ben de hayır dedim. Şibli öyleyse neye yöneldiğini görmüş olmalısın dedi. Ben hayır dedim. Şibli o zaman Kabe'ye girmedin diye karşılık verdi. Sonra 3 kez koştun mu ve 4 adım yürüdün mü dedi. Ben evet dedim. Şibli dünyadan sanki kendisinden ayrılır ve koparcasına kaçmış. Bu 4 yürüyüş ile kaçtığın dünyadan göğüne kavuşmuş ve bundan dolayı Allah'a şükrün artmış olmalıdır dedi. Ben hayır dedim. Şibli öyleyse bunu yapmadın dedi. Sonra Hacer-i yana Hacer-i Esved'e el sürüp onu öptün mü diye sordu. Ben de evet dedim. Bir feryat atıp şöyle ya dedi. Yazık sana. Hacer'e el süren kimse hiç kuşkusuz hak ile tokalaşmış demektir. Hak ile tokalaşan kimse ise emniyete ve güvene kavuşmuştur. Allah senin üzerinde güven ve emniyet eserini ortaya çıkarttı mı? Hayır dedim. Şibli öyleyse Kabe'ye el sürmedin diye karşılık verdi. Sonra makamın önünde durup 2 rekat namaz kıldın mı diye sordu. Ben de evet dedim. Şibli Rabbinin mertebesindeki mekanda durduğuna göre sana niyetin gösterilmiş olmalıdır dedi. Ben hayır dedim. Şibli o zaman namaz kılmadın diye karşılık verdi. Sonra şöyle sordu. Safa'ya çıkıp orada durdun mu? Ben de evet dedim. Şibli ne yaptın diye sordu. Ben de 7 kez tekbir getirip orada durdum ve Allah'tan ibadetimi kabul etmesini niyaz ettim dedi. Bunun üzerine meleklerin tekbirini getirmiş ve o yerin hakikatini idrak etmiş olmalısın dedi. Ben de hayır dedim. Şibli öyleyse tekbir getirmedin dedi. Sonra Safa'dan indin mi diye sordu. Ben de evet dedim. Şibli bütün hastalıkların ortadan kalkıp Safa'ya duruluk ve afiyet buldun mu diye sordu. Ben de hayır dedim. Şibli ne Safa'ya çıkmışsın ne oradan inmişsin dedi. Sonra Hervele yani Safa Merve arasında koşmak yaptın mı diye sordu. Ben de evet dedim. Şibli ona kaçtın mı ve kaçmaktan kurtuldun mu? Varlığına ulaştın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Öyleyse Hervele yapmamışsın dedi. Sonra Merve'ye ulaştın mı diye sordu. Evet dedim. Şibli Merve kelimesiyle mürüvvet arasındaki ilişkiye dikkat çekerek mertlik üzere dinginliği bulup onu aldın mı dedi. Hayır dedim. Şibli öyleyse Merve'ye ulaşmamışsın dedi. Sonra Mina'ya çıktın mı diye sordu. Şibli Allah'tan kendisine isyankar olduğundan başka bir hal temenni etmiş olmalısın dedi. Ben hayır deyince Şibli o zaman Mina'ya çıkmamışsın dedi. Sonra Haf mescidine girdin mi diye sorunca evet dedim. Şibli girerken ve çıkarken korkmuş ve sadece orada bulabildiğim bir korku duymuş olmalısın dedi. Hayır diye karşılık verdim. Şibli o zaman oraya girmemişsin dedi. Sonra Arafat'a gittin mi dedi. Ben evet diye cevap verdim. Şibli orada vakfe yaptın mı yani durdun mu dedi. Evet dedim. Şibli uğruna yaratıldığın hali anlamış ve istediğin hali öğrenmişsindir. Bu halle sana tanıtan kimseyi de öğrendiğin gibi işaretlerin kendisini gösterdiği mekanı da öğrenmiş olmalısın. Çünkü her durumda nefesleri yenileyendir. Ben hayır deyince Şibli o zaman Arafat'ta vakfe yapmamışsın diye karşılık verdi. Sonra Müzdelife'ye kaçtın mı diye sordu. Evet diye karşılık verdim. Şibli Meş'ari Haram'ı gördün mü diye sordu. Ben de evet dedim. Şibli Allah'ı başka her şeyi sana unutturup kendisiyle ilgileneceğin tarzda onu zikrettin mi diye sordu. Hayır diye cevap verdim. Öyleyse sen Müzdelife'de vakfe yapmamışsın dedi. Sonra Mina'ya girdin mi diye sordu. Ben evet dedim. Şibli kurban kesti mi diye sordu. Ben evet diye karşılık verdim. Şibli nefsini değil mi dedi. Hayır diye cevap verdim. Şibli öyleyse kurban kesmemişsin dedi. Sonra bana taş attın mı diye sordu. Ben evet dedim. Şibli senin üzerinde ortaya çıkan bilginin artışıyla bilgisizliğini kendinden uzaklaştırdın mı diye sordu. Hayır dedim. Şibli o zaman atmamışsın dedi. Saçını kestin mi diye sordu. Ben evet dedim. Şibli arzuların azaldı mı diye sordu. Hayır dedim. O zaman saçını kesmemişsin dedi. Sonra ziyaret ettin mi diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine şöyle sordu. Sana hakikatlerden bir şey gösterildi mi? Ya da bu ziyaret nedeniyle Allah'ın sana olan ikramlarını gördün mü? Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hac veya umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileridir. Ziyaret edilen ziyaretçisine ikramda bulunur. Hayır diye cevap verdim. Şibli öyleyse ziyaret etmemişsin diye karşılık verdi. Sonra ihramdan çıktın mı diye sordu. Evet dedim. Şibli helal yemeğe niyetlendin mi diye sordu. Hayır dedim. Şibli o zaman ihramdan çıkmamışsın dedi. Sonra veda haccı ettin mi diye sordu. Evet dedim. Şibli peki bütünüyle nefsinden ve ruhundan çıktın mı diye sordu. Hayır dedim. Şibli şöyle karşılık verdi. Öyleyse veda etmiş değilsin. Bu yükümlülük sende kalmıştır. Artık nasıl hac yapacağına bak. Kuşkusuz sana haccı anlattım. Hac yaparken betimlediğim şekilde davranmaya çalış. Allah seni desteklesin, bilmelisin ki bu öyküyü anlatmamın nedeni Allah ehlinin yönteminin bu şekilde olduğuna dikkatini çekip bunu hatırlatmak ve bildirmektir. Onlar böyle hareket ederdi. Şibli de haccı böyle algılamıştı. Çünkü o sadece kendi tecrübesinden soru sormuştu. Başka bir insan onu yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır? Gerçekte bir başkası onu idrak edebilir. Bazen daha üstün veya daha düşük bir şeyi de idrak edebilir. Öyleyse herkesin belli bir makamı vardır. Bu ibadetlerin batını yorumlarında bizden önce kimsenin bilmediği bir yöntem takip etmiş değiliz. Şu var ki Allah'ın bu konuda kuluna olan inayet ve ihsanına göre zevkler değişir. Şimdi konumuza dönebiliriz. Önceki bölümlerde zikredilen hususlardan söz etmeye başlayacağız. Öncelikle ihram giyene yasaklanan giysilerden söz edeceğiz. Bunlar gömlek, sarık, bornoz ve ayakkabı yok ise mest, izar veya zaferan değmiş elbise bulunmadığında şalvar gibi şeylerdir. Zikrettiğimiz bu hususlarda görüş ayrılığı ve birliği bulunan şeyler vardır. Ayrıntılı olarak bu hususlar Allah'ın izniyle yorumlanacaktır. Bu konuda erkeğin durumu kadınınkinden farklıdır. Çünkü kadın başörtüsü, iç örtüsü gibi şeyleri de giyer. Kadının sadece yüzünde ve ellerinde ihram vardır. Bütün bunların nedeni bu ibadette hacı ve umre yapanların Allah'ın konuğu olmasıdır. Allah onları aile, vatan ve rahat yaşamlarına bıraksınlar diye kendi evine davet etmiş, kendilerini sırf denemek üzere yolculuğun izi olan tozlar ve toprakla süslemiştir. Böylece kimin Allah'a kulluk yapıp kimin yapmadığını insanlara gösterir. Bu nedenle haccın fiillerinin çoğu nedeni olmayan salt ibadet maksatlı fiillerdir. Bu fiillerin teorik yönden bir nedeni bulunamaz. Fakat bazen keşif ve ariflerin kalplerine gelen özel yönden ilahi bildirimle öğrenilebilirler. Söz konusu özel yön her varlığın Rabbi ile arasındaki özel yöndür. Şu halde haccın süsü bütün ibadetlerinden farklıdır. Çünkü hacılar Allah'ın konuklarıdır. Hac yapan da umre yapan da Allah'ın konuğudur. Orada sadece hac yapan ve sadece umre yapanı kastediyorum. Onları birleştiren kişi ise iki niteliği kendine topladığı için özel bir nitelik sahibidir. Allah'ın konukları Nesai'nin Ebu Hureyre'den aktardığı bir hadiste belirtildiği gibi üç kişidir. Hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın konukları üç kişidir. Gaziler, hacılar ve umre yapanlar. 62. kısım sona erdi, onu 63. kısım takip edecektir. Bilmelisin ki kadın erkekten farklıdır çünkü diye başlayacaktır.